Evet, şimdi de Arya Su Gülenç'leyiz. En genç yeteneklerden. Kendisi 10 yaşında. Arya Su hoş geldin. Hoş Dün, bugün, bulduk. Yarın öncelikle. Piyanoya merakın nasıl başladı? Şöyle, benim babam müzik öğretmeni. Hı-hı. O beni yönlendirdi piyano çalışmaya. Ben de böylelikle hobi olarak başlamış oldum. Kaç yaşındaydın? 6. 6 yaşında başladım. Peki kulak çok önemli değil mi? Evet. Benim şöyle absolut bir kulağım var. Mesela piyanodan bir ses ya da bir ses eğer basınca ben o sesin ismini söylerim. O notanın ya da tuşun sesini söylerim, ismini söylerim. Böyle bir şey. Tuşun notasını söylüyorsun. Evet. Bu do, bu mi, bu evet, sol, bu evet. Kalın do, evet. İnce do. Öyle, öyle bir şey. Bravo. Çok çok önemli. Evet. Peki Çev Sanat'la nasıl tanıştın? Ben Çev Sanat'ın her yıl, yani her yıl yaptığı audition'a katıldım. Hı hı. Ve böylelikle orayı kazandım. Yarışmalara giriyorsun. Evet, yarışmalara giriyorsun. Uluslararası gittim. Girdiğin bir yarışma oldu mu? Evet, şu ana kadar yaklaşık, yani tam saymadım ama 8-9 yarışmaya falan, hı hı, girdim. Bahsetmemi isterseniz evet. Bulgaristan'da ilk yarışmamdı canlı. Hı hı. Birinci oldum orada. Hı hı. Ondan sonra St. Petersburg'a gittim, hı hı, Rusya. Orada ikinci oldum. Almanya'ya gittim, birinci oldum. Ondan sonra İtalya'ya gittim. Orada da birinci oldum. Peki en son? En son şöyle, ben Amerika'da bir yarışmaya katıldım. Hı hı. Orada birinci oldum ve ödül olarak her yerde tanınan Uluslararası Carnegie Hall, hı hı, piyano salonunda restay verme en hakkı kazandım. Dünyanın en, evet, prestijli salonlarından, evet, biri. Başında, evet, geliyor hatta. Evet. Orada bir performans sergiledim. Bu beni çok mutlu etti. Hayalinde ne var? Hedefinde ne var? Benim hedefim dünyaca ünlü bir piyanist olmak ve aynı zamanda besteler yapmak. Dünyanın farklı yerlerindeki salonlarda resital sergilemek. Hı hı. Böyle. Arya, senin çalıştığın piyanonun da bir hikayesi var. Sen çok çok değerli bir piyanistin. Fazıl Say'ın piyanosuyla çalışıyorsun. Evet, evet. O piyano senin evinde. Öyle, evet, değil mi? Evet. Bize anlatır mısın hikayesini? Şöyle, ben Çev Sanat'a girdiğimde onlar bana şöyle bir soru sordu. Bizden beklentilerin neler? Bizden ne istiyorsun gibi işte. Ondan sonra ben dedim ki benim piyanom yok. Dedim ve bana piyano vermenizi isterim dedim. Bunu annemlere söyleyince anneler çok şaşırdı. Neden öyle dedin? Ayıp olacak şimdi falan diye. Ama ondan sonra kazandığım belli olduktan birkaç gün sonra bizi aradılar ve Fazıl Say kendi piyanonuzu size hediye etti dediler. Sonra biz çok falan olduk. Eğer ben orada öyle bir şey söylemeseydim herhalde vermeyeceklerdi. Çünkü anlamamışlardı. Şimdi 2 senedir Fazıl Say'ın piyanosuyla, evet, çalışıyorsun. Evet. Bu seni daha da teşvik etmiyor mu? Daha motive ediyor, evet, mu? Evet, evet, tabii ki de daha motive ediyor. Piyano çalmaya merakı olan gençlere ne tavsiye edersin? Şöyle, yani eğer merakları varsa ve seviyorlarsa bence bırakmasınlar, çalışsınlar. Günde kaç saat çalışıyorsun? Ben şöyle, okul günleri birazcık daha az çalışıyorum. Mesela okul günleri yaklaşık 4 saat falan çalışıyorum. Öyle. Ama tatilde birazcık daha fazla çalışmaya çalışıyorum. Çünkü yeni parçalar çalışmaya başlıyorum. Hı hı. Öyle, yani 6 saat falan oluyor tatilde. Arya Su Gülenç, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarıların devamını diliyoruz. Teşekkür ederim.